Tabii olay bu gazetesinden başlayacağız ya. Uçuşa gitmeden arkadaş araba bakıyor bu arada. Hemen şöyle döndürüyorum. Tabii şaka yapıyorum. Biz çorba dünyasına geldik arkadaşlar. Şimdi arkadaşımla beraber gireceğiz bakalım ne oluyor bu çorba içinden. Nereye gidiyorsun? Nereye nereye? Alo. Koçin. Gitti. Arkadaşlar şorbacıdayız. İkimiz de beyinli kirli paça söyledik. Kirli paça yeşkin. Göstereceğim. Geri yazsan sonra. Şorba dışarıda olaya gideceğiz. Dansar mı? Olaya gideceğiz. Olaya gideceğiz. Bir şey alalım. Bak baba. Bak şimdi. Yaman. Çal. Eğer gördüyse şeyin adı neydi? Kovacı. Ağzını yapma çok sıcak. Olsun olsun. Yanmaz sizin uğraşıyor arkadaşlar. Limon yapacağım. Canlıya mı koyacaksın? Geri yaslanın. Geri yaslanın. Kim için de yiyorum merak etme. Tabi. Bu arada boğaçlığım da biraz kafadayla. Hadi film bitir. Hadi bay bay. El çek. Evet. Çorbamızı içtik. Yalnız bu işi organize etmeden ben şeye gidemem biliyorsunuz arkadaşlar, kuş uçurmaya. Olaya gideceğiz bildiğiniz gibi. Şimdi van gelip buraya park edecek arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu van yanaşıyor. Bu siyah jip buradan çıkacak. O van gelip buraya park edecek. Ondan sonra arkadaşlar bakın şimdi işe. Evet, van park olduktan sonra efendim hemen o tahtalardan başlıyoruz. Bu sandalyeler, koltuklar buradan böyle. Bunların hepsi çıkıyor. Ta buraya kadar geliyor efendim. Ondan sonra da burada orada yatak var işte. Yalnızca orada. O da o şedin içinde azıcık bir şey var. Bir de buradaki bu eşyalar gördüğünüz gibi abicim. Bunlar da böyle dahil. Burada yalnız sandalyeler gitmeyecekti. Buradan alacağız. Getirip buradan böyle efendim taşıyacağız. Getirip buradan da aşağıya atacağız buraya. Buradan da adam koyacak vanına, götürüp çöpe atacak. Biz bu işe 600 pound para alacağız. 600 pound. Yani 3 kişi yapıyoruz. 2-3 saatte bitirdik mi adam başı 200 pound para alacağız efendim. Yani kuş uçurmadan ilk önce olaydan başlayacağız. Kuş uçurmadan evvel bu işimizi tamamlamak zorundayız. 200'ümüzü alak ondan sonra kuşlarım sıracık filan görüntü görüyor yaslanı şimdi olayın önünde gelirim. Tabi bu işin bitmesi lazım. Bu birkaç gün evvel almıştı arkadaşlar. Kuşun önünü aldık yani bu işi. Evet. Geri yaslanı seyredin şimdi. Sonunu da göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yatağı kaldırdık oradan. Burada bir büyük bir sofa vardı, onu kaldırdık. Burada bayağı böyle pop püsür vardı, indirdik çıkardık. Gördüğünüz gibi burası pırıl pırıl süpürüldü arkadaşlar. Hah. Görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bunları kadın dedi ki bunlar duracak. Güzel altları süpürüldü, bunlar duruyor. Güzel böyle dizayn şeklinde koydum. Ve arkadaşlar karşıdaki ağaç maaş vardı. Onlar da çıktı, süpürüldü her taraf. Yalnız bak bu şu borular ve bu şu poşetler ve şu buzdolabı ve kapıyı bize parasız verdiler. Yani atıyorlar. Bize lazım mesela, onları da değerlendireceğiz. Örnek diyorum. 100, 150, 170 lira falan, 200 liralık da böyle bir eşya aldık, değerlendireceğiz. Yani recycle. Hemen geliyorum buraya.
Burada gördüğünüz gibi bir tek burası süpürülecek. Ondan sonra hemen böyle geldik. Her şeyi attık buradan buraya. Buradan da böyle geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sessiz, hemen aşağıya gösteriyorum. Görüyorsunuz. Bunu da bana dolduracaklar. Bana dolduracaklar. 200'ümü ben şimdi alırım. Ben getireyim, onlar işlerini bitirirler. Kuşlara. Arkadaşlar işimiz buradaydı. Saat 9.30'da başladık. Saat 12. Yani 2.5 saatte bitti. Ve Bruce Grove'da. Tamam mı? İşim bitti. Doğru gidiyorum. Hemen kuşları şeyini alıp süreceğim. Tamam mı? Evet. Kaçırmayayım. Sorry. Arkadaşlar bebeğim benim, bebeğim benim. Dostona beklerim. Kuşları gidiyor. Dostonda bebeğim bahlavayı yedirecekim. Diyan sen mi? Şimdi arkadaşlar bebeğe gitmeden taş kurum sfere uğradık. 15 dakikada giyindir titrediler. Şimdi göreceğiz boydan beni. Bak şimdi. Ah bebekte. Diyan sen mi? Göstereyim kendisini. Buna da bakın. Hemen arkadaşlar atkıyı takıyorum. Atkıyı taktıktan sonra şöyle biraz yapacağız. Hemen arkadaşlar telefonlar dışarıdan. Yansan mı? Bebekleri bekliyor. Giyindik, hazırım. Yansan mı? İyi aman. Hazırım, gidiyorum şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi taş kurumuş verde giyindik. Tamam mı? Gidelim yine, kuşlar da görün yine. Dostan gündüzü behlermiş. Bekle gelirim. Vay yine dostana. Selam söyleye toplanma. Bebeğim benim, bebeğim benim. Şimdi bugün de arkadaşlar. Kafesteki kuş var. Çıkacağım dışarı. İstasyonun önünde mi olur? Caddede mi olur? Bir dükkanın içinde mi olur? Bilmiyorum. Ona garanti veremem. Ne yapacağım? Kuş uçuracağım. Arkadaşlar maksatım ne? Onu da söyleyeyim. Yani bir eksküz bahane oluyor. Demişler mi? Kuşu uçuracağım, bağıracağım, çığıracağım, insanlarla darıcıya atacağım, bilmem, taşacak geçeceğim. Tabii oraya gitmeden azıcık hazırlık var, onu da göstereceğim. Geriye yaslanın da görün şimdi kuşları nasıl uçururam. Ha, kuşları uçurmanın bedelini de söyleyeyim arkadaşlar. Ben keyfime, zevkime, hobiye yapabilirim. İki kuşun uçurması 100 pound. Tabii 5 isteyen olur, 10 isteyen olur, ne bileyim ben 4 isteyen olur. Yani kuş yolu yapıyoruz. Londra'nın göbeğinde geri yaslanın da seyredin inan düdükler. Arkadaşlar mevzu yani şov yapıyorum, gösteriş yapıyorum. Düğünçüler mi beni yakalar, cenazeçiler mi, yoksa dükkanın önünde uçurtmak isteyen, ne bileyim doğum günü olan parti, anything yani. Bir şov yapardık, yeni başladık kuş uçurtmaya. Yeni başladık bu düdükler uçuracaktım. Onların buraları da var, onlarla da şahıyız. Onun için görüyorsa ona bir Londra'da kuşlar nasılsa bunlar high flight. Diyorsun sen high flight postacı gidiyordu. Şimdi olaya bakın arkadaşlar, olaya. Çöp işi de ayarlandı çok şükür. 200'ü de garantiledik. Yani her zaman böyle olmuyor. Şimdi biz kuştayık tabii. Umarım kafanız karışmıyor. Çöpten kuşa geçeyi sıkıdırır. Çok manyak şeyler olacak. Geri yaslanma.
Siz Allah yeri yaslarsın. Hadi bay bay.